St. Peters Kilisesi mi? Üstümdeki ceket hakkında ne düşünüyorsunuz? Konudan bağımsız arkadaşlar. Şurası çok kesti ya boynumu. Rahatsız etti. Aslında boynunu da giymiştim ama... Ay bakın burası da çok güzel. Göstereceğim hemen. Birincisi arkam güzel. Sonra arkamı dönüyorum. Sokak da güzel. Ve bizimle birlikte gezen başka turistler var. Allah Allah. Zürih de hiç turistik bir yer gibi gelmemişti bu planı ayarlarken. Gerçekten. Arkadaşlar Kunsthaus'tayız. Burası bir resim müzesi. İnanılmaz beğendim. Çünkü sevdiğim gerçekten tüm sanatçılar var. Bu arkada gördüklerimiz de böyle şeyler çiziyormuş. Ziyaretçiler çiziyormuş. Annemler de çiziyorlar. Ben de böyle birazcık daha dolaşmaya devam ediyorum. Gerçekten aşırı beğendiğim parçalar var. Ve çok mutluyum. Sadece 2 saatimiz var ama burada. O yüzden bir an önce dolaşmaya devam etmek istiyorum. Onlar orada kaldılar. Gerçekten şey böyle, en çok Paris'te etkilenmiştim. Müzede Orsay'da. Ama burası da inanılmaz güzel. En sevdiğim yere tekrar dönüyorum şimdi. Müze gezmeyi bitirdik arkadaşlar. Şimdi onun shop kısmına girdik. Böyle bakınıyoruz. Ve aşırı acıktık. Yani inanamazsınız. Sadece sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Ve saat bayağı geç oldu. Çok değişik şeyler var. Yiyebilirsiniz arkadaşlar. Zürih'in ne kadar pahalı olduğu çok belli. Çünkü böyle sadece hamburger yemeye geldik. Ne kadar menüler? 20 frank falan. Böyle bir menü geliyor patatesiyle birlikte. İçeceği de böyle. Ice seçtim ben. Hatta buranın kendi kolası varmış. Sesim geliyor mu? Kendi kolası varmış. Holy Cola diye. Holy Burger'dayız. Çok köşede, çok tatlı bir yerde ve güzel bir yer ve çok dolu da yani. İşlekli bir yer. Sanırım sevilen bir yer. Umarım tadı da güzeldir. Ketçapı mayonezi sanki böyle ev yapımı gibi çok güzel kokuyor. Çok beğendim. Bakalım şimdi tadına. Onun önden geçtik. Hamburgerlerimizi beğendik ama pahalı gerçekten. Student menü almamıza rağmen Yaren'le birlikte 3 kişi 51 frank falan tuttu. Münih'te yediğimizde mesela böyle bir şeyi 30-35 frank, ay frank diyorum, euro falan tutardı diye düşünüyoruz. Ki böyledir yani. Ama güzeldi, lezzetliydi, beğendik. Right here, but I wasn't looking.
Yaren atla, üstüne atlamasınlar. Yaren, gel aşkım. Çok büyülenmiştim ben orada, şuradan bakıyordum arkadaşlar. Yaren! Hadi gidelim, korktum cidden şeylerden. Bir şey diyeceğim, ben şurada çok huzurlu bir şekilde, büyülenmiş bir şekilde bakıyordum aşağıya doğru. Yaren şuradan merdivenleri keşfetmiş ve biraz korkunç bir durum yaşanmış. Çok kaçtı, gelmeye başladı oraya gittikçe, sinirlendiler galiba. Buranın manzarası çok güzelmiş ama. Yemek de mi atmalıyım bir de? Patates kızartması yerler. Selam arkadaşlar. Şimdi size odayı sabah gezdirememiştim. Sabah önce başımıza gelenleri anlatayım. Buraya normalde birazcık zaten erken gelecektik. Yani odanın check-in saatinden de erken geldik. Ve böyle otobüsle nereye gitsek, ne yapsak, eve mi gelsek, ev dediğim otel. Yaren ev dediği için sürekli ev diyorum. Normalde 3'te check-in saatiydi. Saat böyle 3'ten önce geldik tabii. Bekliyoruz, bir yandan oda temizliği yapılıyor. Ve böyle 5-10 dakika falan sürecek sandık biz. Bir baktık devam ediyor. Buçuk oldu. Artık ben şeyi falan aradım, işte servis aradım. Çünkü cleaning lady İngilizce bilmiyordu. Ve hani soruyorum 30 minutes falan dedi. Eğer doğru dediyse çok kötü falan diyorum. Çünkü 4'te falan bitiyor olması lazım. %5 discount bir sonraki kalışta önerdiler. Ben de hayır dedim tabii ki. Yani zaten bir daha kalmayacağım. Bir de late checkout önerdiler. Başka bir oda varsa ben oraya geçelim dedim, hazırlanmış. Yok dediler, boş bir oda. Bence vardır bu arada da, istememişlerdi. Neyse %5 discount da bir sonraki kalışımızda, ben de bir daha kalmayız burada falan dedim. Hani Almanya'yı daha çok seviyorum zaten ben kesinlikle. Ama İsviçre'de bilmiyorum, böyle doğal güzellikleri olan ama benim de çok doğayla çok böyle bir bağım yok yani. O yüzden bilmiyorum ama mimarisi falan güzel yine. Bir tane müzeye gittik. Kunsthaus Zürich. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzel eserler vardı. Birazcık hızlı gezmek zorunda kaldık. Perşembe günleri gelirseniz 6 ile 8 arası da açık. Extended hours var. En üst katından başlayın. Ve en üst katı böyle daha yavaş yavaş gezebilirsiniz. Alt katlarda böyle exhibitionlar vardı büyük ihtimalle. Belki kalıcı değillerdir oralar. Şimdi böyle kaç saat? 21.49 olmuş. Eve geldik. Otele geldik. Ben size birazcık oteli göstereceğim. Çok fazla muhabbet ettim. Sonrasında da böyle çay falan yapacağız ve birazcık dinlenmece olur diye düşündük. Şimdi oda turuna başlıyorum. Buradan giriş yapıyorsunuz. Yine self check-in'de şifreyi öncesinde atıyorlar. İlk girdiğimizde böyle mutfak var. Yine mutfakta her şey mevcut arkadaşlar. Şurada kahve makinesi böyle ama yani böyle kahvede koymamışlar. Kettle var. Yine burayı açtığınızda bayağı bardak, çanak, işte kadeh, yukarıda şeyler falan var. Artık oraya yetişemeyeceğim ama şurada bir mikrodalgası var. Buradaki bardaklar falan güzelmiş arkadaşlar. Bunlar kupaymış. Okay. Neyse buradan dönüyorum. Şurada bir yine sanat eseri karşılıyor bize. Bilmiyorum bunlar kimdir. Bir de televizyon var. İki tane odaya ayrılıyor aslında. Birileri var. Annemler bu odada kalıyorlar. Onların bir de böyle masası falan da var. Diğer odada yok ama onların televizyonu da var aynı zamanda. Böyle geçiyorum sonra diğer odaya. Şurada falan da storage çok fazla var. Yani montları oraya koyuyoruz. Burası da benim odam arkadaşlar. Burada sürgülü kapıyla açılıyor. Sonra full dolap burası. İçerisine hatta yani montumu falan da yerleştirdim. Gerçekten büyükçe bir dolabı var. Fark etmemiştim televizyonum varmış. Böyle iki yanında da komodinin ve ışığı falan da var. Banyosu var. Ben banyolarda böyle bazen çiftli banyolar görmüştüm. Onları çok beğenmiştim ama bu da yine güzel bence. Şurada birkaç tane shower gel. Duş jeli falan bırakmışlar. Güzel gayet. Zaten ben de çok heyecanlanmıştım bu odaları seçtiğimizde, gördüğümüzde. Ama gerçekten bilmiyorum. Temizlik olayının çok uzun sürmesi bizi çok demotive etti. Çünkü tüm gün ona göre hazırlıyorsunuz. Bir saat geç başlamak güne bayağı kötü oluyor. Neyse ki biz hızlı hızlı gezebildik. Planlarımıza uyduk diyebiliriz. Neyse şimdi gerçekten bayağıdır dinlenmiyoruz. Dinlenme vakti. Ve böyle storyler falan koyacağım. Hiç Instagram'a bakamadım. Bugün lafı çok uzattım burada. Bilmiyorum neden. Çok fazla gezerken konuşamadığım için olabilir.
Neyse yarın yeni bir gün bakalım. Yarın istiyorsun değil mi çay? Günaydın. İkinci günden. Günaydın. Burada işte Zürih'te ikinci günümüz şu anda. Ve kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Burada her yerde Migros var. Arkadaşlar çok komik ama Migros Bank bile gördüm bankasını. Böyle daily'ler var, işte süpermarket olanlar var, normaller var, bakery olanlar var falan. Böyle değişik değişik çeşitleri var. Bilmiyorum hani neden bu kadar yaygın. Bizdeki Migros gibi aslında yaygınlığı yani. Böyle her yerde var. Şimdi biz böyle gidebileceğimiz en uzak noktadakine gidip aslında oradan böyle aşağıya yürüyerek inmeyi düşünüyoruz. Görmek istediğimiz yerleri görürken bakery gibi kısmından bir şeyler atıştıracağız kahvaltı olarak. Dün yediğimiz yerde içecek almıştım ve şey sabah kahvaltısında yani hepimiz içecek almıştık. Benimki zaten fazlaydı. O yüzden sabah kahvaltısında içerim diye düşünmüştüm ama yanıma almamıştım. Otelde bırakmışım. Neyse bakalım. Bugün bir de çikolata fabrikasına gitmeyi düşünüyoruz. Umarım. Buradaki tramvaylar mavi renkte. Çok tatlı. Bugün arkadaşlar şansımıza güneşli burası. Ben de gözlüğümü yanıma almışım iyi ki. Şimdi Migros Daily'ye gidiyoruz. Ay tamam. Karga var şurada da. Bakın. Gitti işte. Simsiyah. İlk defa güzel bir karga gördüm. Şöyle ben bir salata aldım. İçinde hani peynir, zeytin falan da olsun diye. Onun dışında böyle kruvasan, işte brötchen, ekmek, ne bu? Börek falan. Ice de aldık bir de. Sonrasında zaten kahve içeceğiz diye düşündük. Burası Migros Daily'di arkadaşlar. Şöyle çatal, işte kaşık, knife falan onları da kendileri veriyorlar. Oradan alabiliyorsunuz. Şu anda böyle bir parka geldik. Ve parkta yiyoruz. Çok güzel duruyor. Kenarda da manzaramız göl manzarası. Burası böyle şato gibi bir yer. Çok güzel bir noktadayız şu anda. Böyle dört tarafı aslında binanın, yapının kendisi. Landscape Museum'miş burası. Bir tarafta da şurada ne var tam olarak emin değilim. Burası mı müze kısmı, burası mı? Bence burasıdır bu arada eski tip olan. Ama burada arkamda gördüğünüz şey de bayağı modern bir yapı yani. İkisinin birleşimi çok garip duruyor. Bugün hava güneşli ama inanılmaz soğuk. Gerçekten Münih'ten daha soğuk. Biz de böyle bir tık dışarıda takılmalı. Zaten hani burada çok fazla aktivite yok. Çok fazla gitmek istediğimiz müze de yoktu. Bu taraftan yürümez miyiz? Yaren? Çok... O taraf mı? Tamam oradan gidelim. Böyle çok fazla içeri tarafta olacağımız bir an olmayacak. O yüzden dışarının güneşli kalması çok kritik. Çünkü soğuk yani bayağı şey gölgede falan insan çok üşüyor. Şu anda olduğu gibi. Bunlar bence Fransız. Öğrenci diyor da bunlar. Absolutely.
Bu tren garı. Arkadaşlar dolaşmaca devam. Birazcık güneş var. O yüzden güneşte daha iyi oluyor ama gölgede aşırı soğuk oluyor. Arkadaşlar şu anda şeyin içerisindeyiz, Gross News'ta. Burası böyle 3 tane ticket ne ya? Ben şok. Şurada ticket yazıyor. Arkamda kalan yer Museum Rietberg diye bir müze aslında. Şurada da farklı bir sergi vardı. Buranın aşırı güzel doğası var. Sabahtan beri biz şehrin içerisinde geziyoruz ve aynı yerleri birkaç kez gezdik. O yüzden artık sıkılmıştık. Ve böyle aslında çok da büyük bir yer değil yani. Gerçekten birkaç kere aynı yerleri gezecek kadar vaktimiz oldu bugün. Öğlene kadar sadece. Hala hava aydınlık gördüğünüz gibi. Saatte 4 falan oldu. Böyle tüm şehri gezdik. Tekrar gezdik. Arada bir tatlı falan yedik. Böyle donut yedik. Berliner falan yedik. İşte meyve suyu içtik bir şeyler. Sonrasında işte birazcık burası zaten bizim otelimize yakın bir yer. O yüzden buralara geldik. Buranın doğası çok güzelmiş. Gerçekten sonunda Zürih'in doğasını böyle parklarını görebildik. Gerçekten burasını çok sevdik. Ve birazcık burada takılıyoruz. Sonrasında zaten çikolata müzesine gideceğiz Lindt'in. Böyle arkamda gördüğünüz şeyler çok güzel. Biraz önce de birkaç tane kilise gezdik buralarda. Onların içi de çok güzeldi, dışı da çok güzeldi. Böyle şehrin içerisinde gördüğümüz o kiliseleri aratmadılar. Hatta böyle biz daha çok beğendik, sakin ve sessiz olduğu için. Birazcık buralarda geziniyoruz şu anda. Arkadaşlar şimdi çok heyecanlı olduğum bir yere geldik. Lindt Home of Chocolate. Kendimi Charlie'nin çikolata fabrikasına gelmiş gibi hissediyorum. Umarım en az o kadar eğlenirim. Ve çikolata yerim bol bol. Bakalım, çok merak ediyordum buraya gerçekten. Devasa bir yer. Bina olarak. Şöyle şu anda da Easter geliyor, Paskalya geliyor diye her yerde Paskalya tavşanı var. Süslemeler falan var. Belki bakalım içeride onunla da ilgili bir şeyler görürüz. Şimdi öncelikle ticket almamız lazım. Evet.
concert really is epic. Don't say no to me, Katie. Yok, sen dinle. Arkadaşlar şu an tadım yapıyoruz. Bakalım. Arkadaşlar I'm in my happy place right now. Gerçekten. Çikolata cennetindeyiz. Böyle burada tadabileceğiniz farklı kakao çeşitlerinde çikolatalar var. Lindt'in çikolataları. Hemen şuradan göstereyim. Bakın 3 tane var. Ve üçünün de aslında kakao değeri farklı. Burada ilk yediğimizde %99 kakao, sonra %70 ve %55 kakaodan oluşan farklı farklı çikolatalar var. Şöyle. Böyle kaşıklar ve peçeteler var. Yiyebiliyorsunuz. Baştan başla. 1819'dayız. Hiçbir şey yok 1819'da. Sonra ne var? Sonra köfteler. Bazıları da gidiyor. Aynen. Çıkmayan yerde. Swiss. Hepsi burası başka bir yer. Sivistir'in hepsi. Sorularım geldi. Bazıları geliyor. Zaman geçiyor. Nesne falan geldi. Karnı gülüyor. Karnı gülüyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Federer'de İsviçreli ve onun reklamı çıktı. Burada reklamlar var böyle çeşitli. Şey diyorum, o da oradaymış, o da buradaymış. Ben de tam onun olduğu noktalarda bulundum. O yüzden çok heyecanlandım. Zaten buraya gelirken de evin acaba nerede falan diye düşünüyordum. Gerçekten. My love. Gerçekten. Çok 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 sevdiğim için Federer'i. Onu reklamını izledim böyle burada. Half an hour.
continuing. Here is not yet. Not yet. I like it. I would finish both of them. The job. Şimdi arkadaşlar bu tiketi okutacağım ve buradan çikolatam dönecek. Buradan başlıyorum. Başladı mı? Your ticket was okay. Buradan başlıyor. Farklı bir şey gelecek sana bence o yüzden. Ya ben ağlayan bir tane çocuk var buradan çıktığı için ben de ağlamak istiyorum gerçekten. Çok güzeldi. Çok beğendim. Bence kesinlikle gelmelisiniz yani çikolata seviyorsanız. Hem bilgilendiriciydi böyle dinleyerek her şeyi anlayabiliyorsunuz. Hem de gerçekten çikolata falan çok lezzetliydi. Zaten bir sürü de çikolata veriyorlar. O yüzden çok hoşuma gitti benim. Burada da şimdi çok hızlıca shop'unu gezeceğiz. Çünkü biz biraz akşam geldiğimiz için vakit kalmadı yani. Bunlar nasılmış, ne kadarmış. Ama bunlar kırılır bu baniler. Bir de bu banilerden şeyde de satılıyor. Markette satılıyor. Markette satılıyor ama bir şey alabiliriz gerçekten. O Christmas şeyiydi. Arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz artık ve aşırı mutlu olduğum bir yerdi gerçekten. Birkaç kez vlogda da söyledim ama çok eğlendik böyle. Bir sürü çikolata denedik, çikolata aldık. Gerçekten tam bir experience'dı yani. Bence en eğlendiğimiz dakikalar Zürih'te buydu. Şimdi de eğlenmeye devam edeceğiz tabii ki. Bir otele uğrayacağız, üstümüzü falan değiştirip dinleneceğiz. Sonra akşam yemeğine Raclette Factory'ye gideceğiz. İnşallah rezervasyon yaptırmadık diye sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa da artık başka bir şey yeriz ama onu yemeyi çok istiyorum. İnşallah yer olur ve yeriz. Olmasa bekleriz falan böyle. Neyse bence buraya kesinlikle gelin. Gerçekten çok beğendik değil mi? Evet, çok beğendik. Bayıldık. İşte bu. Güzel fotoğraflarımız da çıktı. Ve görüşürüz. Şimdi otobüs bekleyeceğiz. Ama birazcık sıcakta duruyoruz. Bu olacak bence. Arkadaşlar selam. Zürih'teki son akşam yemeğine böyle bayağı güzel bir yere geldik şimdi. Raclette Factory diye bir yer. Burada böyle peynir yiyeceğiz. Raclette yiyeceğiz yani. Böyle bir yemekleri varmış. Peynir erimesinden oluşuyor. Farklı farklı çeşitleri var. Biz Heidi, Alfois gibi bir şey ve benimki neydi unuttum. Clara aldık buraya gelirseniz. Ve bir tane de Zürich birası söyledim. Bakalım şimdi tadı nasıl. İçim acıyor ya. Direkt canım çok fena acıyor soğukluğundan. Soğuk bir şey içmek istemiyorum zaten. Arkadaşlar birayı çok beğendim. Münih'te de çok beğenmiştim. İtalyan birasını beğenmemiştim. Yani bunlar şey böyle kısıtsız yani. Rahatsız etmiyor. Bizimkiler aynı.
Arkadaşlar şimdi geldi. Çok heyecanlıyım. Bakalım. İki taraf böyle bölünmüş benim. Bir taraf white wine'lı. Şurası. Değil mi? Evet. Peynirler çok iyi ya. Peynir ve patates de çok güzel. Biz onu yapıyoruz zaten. Ama bu peynir size özel. Arkadaşlar çok güzelmiş. Şimdi teşekkür ederim. İyi böyle. Şimdi benim yemeğimde aslında iki tarafı var. Bir tarafı white wine'lı, beyaz şaraplı. Bir tarafı normal düz olanından, en klasik olanından. İki taraf da çok güzel ama Yaren'inki en beğendiğim oldu. Gerçekten. Yaren'inki de aslında seninki de traditional bir şeydi. İki tane peynir benimki galiba. Yaren'inki iki peynirli karışımıymış. Yanında peki pickle ve onion olması çok garip değil mi? Anladım ben niye. Hemde yiyebilirsiniz. Bence aşırı doyurucu ya. Beğendim ben, bayağı beğendim. İyi ki gelmişiz. Günaydın. Şu an erken saatlerde biraz bulması zor oldu. Hapanok'un içerisi tabii ki bildiğiniz gibi büyük bir yer. Neyse sonunda bulduk ve böyle Migros'tan da yemek falan aldık, kahvaltı. Buradan Basel'e geçiyoruz. Zürih'teydik 2 gündür. Dün çok güzel geçti. Hem yemek istediğim yemekleri yedim, hem çikolata fabrikasına gittik falan. Çok eğlendiğim bir gündü dün. Şimdi Basel'i gezmeceler.